söylemiştir. 2015 7 Haziran milletvekili genel seçimlerinde milletimiz yine AK Parti'yi birinci parti olarak seçimden çıkarmıştır. Dolayısıyla burada milletimize, bize karşı göstermiş olduğu güvenden dolayı tekrar teşekkürlerimizi, şükranlarımızı iletiyorum. Tabii ki tek başımıza bir iktidar noktasında bir talebimiz vardı, bir çabamız vardı, bir isteğimiz, bir arzumuz vardı. Ancak biz hep şunu söyledik, sandıktan çıkan sonuç, milli irade bizim başımızın üzerinedir. Bu seçimde 7 Haziran'da milletimiz, biz size güveniyoruz. Siz yine Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek olan, şekil verecek olan bu çalışmalarınızla ülkemizi 2023, 2053, 2071 hedeflerine taşıyacak olan partisiniz. Ama bu sefer bunu tek başınıza değil, iktidar anlamında bir koalisyon anlamında bir ortakla yapacaksınız dedi. Biz de bu noktadaki çalışmalarımıza biraz evvel sayın milletvekillerimizi dile getirdiler. Bakın AK Parti'de seçimin bittiği gün her zaman bugüne kadar yaşamış olduğumuz bundan önceki üç genel, üç yerel seçimde, iki referandumda her zaman seçimin bittiği ertesi günü istişare toplantımız yapılmıştır. Bu seçimlerde nasıl bir başarı gösterdik? Bunu daha fazla nasıl arttırabiliriz? Varsa eksiğimiz, nerede eksik yaptık diye bu mekanizma doğrudan çalışmaya başlamıştır. Bu seçimlerde de aynısı olmuştur. Nitekim 8 Haziran günü de Ankara'da hemen toplantımızı yaptık. İlk toplantımızı MYK üyelerimize, bakanlar kurulu üyelerimize, daha sonra MYK'mız toplandı. Teşkilatlarımız Ankara'da bir araya geldiler. Gençlik kollarımız, kadın kollarımız, ana kademimiz ve biz bu istişare, değerlendirme mekanizmalarını her zaman olduğu gibi çalıştırarak yolumuza devam ediyoruz.